Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhaba değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamlar olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız huzurla dolsun. Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri. Allah ondan razı olsun. Kendisinden nakledildiğine göre, Medine'li Müslümanlardan bir kısmı Allah'ın elçisine geldiler ve ondan bir şeyler istediler. Allah Resulü de verdi. Sonra tekrar istediler. Allah Resulü salat ve selam üzerine olsun, elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara dedi ki, yanımda bir şeyler olsaydı onları sizden esirgemez verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Peygamber Efendimiz sabrın yüceliğine işaret buyurmuştur. Açgözlülükten sakındırmıştır, kanaat etmeyi tavsiye etmişlerdir. Maddi ihtiyaçlar karşısında sabretmenin, sabredilmesi gereken konuların başında geldiği bizlere hadis-i şerifte hatırlatılmıştır. Peygamber Efendimiz, salat ve selam üzerine olsun, Müslümanların melceği, darda kaldıkları zaman, sıkıştıkları zaman her daim sığınağıydı ashabının. Başı sıkışan, bunalan, aç kalan, herhangi bir meselesi olan hep ona koşar, ondan yardım umardı. Efendimiz de Müslümanların meselelerini çözmekten asla kaçınmaz, maddi manevi çareler bulurdu onlara. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi, onun elinde avucunda bulunan her şeyi verdiği zamanlar da olurdu. Ancak Müslümanların ihtiyaçları büyüktü. Onlar yine istemeye devam edince de, elimde verecek bir şey olsa onu sizden asla esirgemezdim diye durumunu açıklardı. Sonra da Müslümanları bilgilendirmek ve eğitmek maksadıyla, dilenerek, isteyerek ihtiyaç gidermenin bir yol olsa bile asıl tavrın kimseye ihtiyaç arz etmemek, yüz suyu dökmemek olduğunu, böyle davranan kişileri Allah'ın başkalarına muhtaç etmeyeceğini hatırlatırdı Allah Resulü. Herkesin ihtiyacını kendi içinde frenlemesi gerektiğini anlatırdı. Sabretmenin, yokluğa, sıkıntıya göğüs germenin insanı daha güçlü kılacağını açıklardı. Sabrın adeta kendi kendini yenileyen bir özellik olduğunu öğretirdi. Kim sabretmek için gayret sarf ederse Allah ona sabır verir. Beyanı, sabrı temin eden gücün yine bizzat sabır olduğunu anlatmaktadır bizlere. Şu unutulmamalıdır ki, istemekle de giderilemeyecek ihtiyaçlar olabilir. Göz ve gönül tokluğu, başkalarının yardımıyla bir şeylere kavuşmaktan çok daha sağlıklı ve şerefli bir yoldur. Mü'mine de bu yakışır. Bu sebeple olacaktır ki, Peygamber Efendimiz, hadis-i şerifinde ifade ettiği hakikatle, hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve engin bir lütufta bulunulmamıştır. Her ikramın bir sonu, bir sınırı vardır. Ancak sabır öyle bir nimet ve ikramdır ki, hayatın her safhasını kucaklar. Her türlü şartta sahibinin izzet ve şerefini korumasını sağlar. Ziya olan sabır, en hayırlı ve hayatı kucaklayan bir nimettir aynı zamanda. Sabrın ziyasının insan hayatını nasıl etkilediği ortaya konulur hadis-i şerifte. Gerçekten de insanı merde
namerde el avuç açmaktan müstahni kılan bir özelliktir sabır. Sabır en büyük ve en etkin bir nimet ve ilahi bir lütuftur. Sabretmesini bilmeyen kişi varlıklı da olsa, yoksul da olsa daima rahatsızdır. Doyumsuz ve tatminsizdir. Her zaman açtır. Ancak sabır sayesinde insan kendi kendisini frenlemeyi başarabilir. Hem yokluğun, hem varlığın, hem acının, hem neşenin, hem belanın, hem nimetin tehlikesine karşı müminin en güvenli kalkanı sabırdır. Hadis-i şerif de bizlere bunu hatırlatır ve telkin eder. Peygamber Efendimiz büyük kerem sahibiydi, cömertti. Cömertlikte zirveydi. Kendisinden bir şeyler isteyeni geri çevirmezdi. Sabır, hayatın tümünü kapsayan hayırlı bir nimet ve en güzel bir vasıftır. Sabır ziyadır. Sabretmek için gayret edeni Allah başarılı kılar. Sabrın sonu sahili selamettir. Maddi ihtiyaçlar karşısında sabır, insana şerefli bir hayat yaşama imkanı verir. Ve asıl zenginlik gönül topluluğudur. Hadis-i şerif bizlere bu hakikatleri hatırlatır. Ebu Yahya Süheyb bin Sinan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kendisinden rivayete göre: Aceben li emril mümin inne emrahu kullahu lehu hayrun ve leyse zalike li ahadin illa lil mümin in asabethu serra şekera fekâne hayran leh ve in asabethu darra sabra fekâne hayran leh. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir güzellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. İmanı uğrunda Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine uğramış olan çilekeş ve büyük bir sahabi. İşte onun rivayet ettiği hadis-i şerif. Hadis-i şerifte sevgili Peygamber Efendimiz müminin imrenilecek durumuna, onun her halükarda hayır üzere ve mutlu olduğuna dikkat çekmekte, dolayısıyla Müslümanları sabır ve şükre davet etmektedir. Bilinen bir hakikattir ki hayır içinde olmak, kâr etmek, mutlu yaşamak, yarınlara umutla bakmak her insanın temel arzusudur. Şerre, kötülüğe, mutsuzluğa, zarara razı olacak akıllı bir kişi düşünmek mümkün değildir. Zira böyle bir şey fıtrata aykırıdır. Bunun yanında dünyanın meşakkatler, sıkıntılar, külfetler ve tezatlar yurdu olduğu da bir başka gerçektir. Bu sebeple tezatlar içinde doğruyu bulmak, sıkıntılar içinde mutlu olabilmek, külfetler içinde boğulmadan, kötülüğe kapılmadan hayır üzere hayatı sürdürebilmek büyük bir bahtiyarlıktır. İşte insanı bu bahtiyarlığa ve başarıya ulaştıran özellik tek kelime ile imandır. Çünkü iman duygu ve davranışlarda itidal, ölçülülük ve hayırda devamlılık, istikrar kaynağıdır. İnsanlar hatayı, itidallerini kaybettikleri anda işlerler. İman ilahi irade ile irtibat kurmak demektir. Bu irtibat kesintiye uğrarsa insan tehlike, zarar ve şerle karşı karşıya kalır. Hayat sevinç üzüntü şeridi halinde devam edip gider. Sevinç vesileleriyle karşılaşınca şımarmamak, üzüntü sebepleriyle yüz yüze gelince ölçüsüz şekilde üzülmek, müminin iradesini aşırılıktan uzak orta halli yaşayışını etkileyip onu büyük yanlışlara düşürebilir. İşte bu tehlikeli ortamdan mümin nimete kavuşunca şükretmek, sıkıntıya düşünce sabır göstermekle kurtulur. Hadis-i şerifte olgun Müslümanın
öteki insanlardan farklı olan bu özelliğine işaret edilmekte, insanlara hayat mücadelesinde güçlü ve mutlu olmanın en doğru yolu gösterilmektedir. İnsanların olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler değişiktir. Çok büyük sevinç anlarını geçiştiriveren kişilerin yanında her türlü kaydı unutmuş görünerek olmadık aşırılıklara düşenler de görülmektedir. Büyük sıkıntıları büyük bir metanetle karşılayanlar olduğu gibi, çok küçük sıkıntıları bile dayanılması imkansız felaketmiş gibi büyütüp feryadı figan edenler, hatta daha da ileri götürüp Allah korusun kendi canına kastedenler, intihara kalkışanlar da bulunmaktadır. Şükür şımarıklığa, aşırılığa, dolayısıyla nimetin zevaline engel olma iradesidir. Sabır, belayı daha başka belalara sebep kılmama, günahı günahlara gerekçe yapmama disiplinidir. Hadis-i şerif bu irade ve disiplinin sadece olgun mümine has olduğunu haber verir. İmanın tepkilerimize olan etkisini gözler önüne serer. Hadis-i şeriften yine anladığımıza göre, mümin olmak demek bela ve sıkıntıya uğramamak demek değildir. Öteki insanlar gibi mümin de sıkıntılarla karşılaşır, imtihan olunur. Ne var ki o, bu sıkıntı ve musibetler ortamından kurtulmak adına bu imkana sabır gibi bir can yeleğine sahiptir. Sabır o mümin için bir can yeleğidir. Bu sıkıntılı anlarda sahili selamete çıkmak için sabreden zafere ulaşır. Allah sabredenleri müjdeliyor. Allah kulları sıkıntılarla, açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, sevdiklerinden almak suretiyle imtihan eder. Sabredenleri müjdele diye de ekler Yüce Rabbimiz. O halde çekilmesi, çoğu zaman güçleşen dünya hayatının yaşanması istenen bir hayat haline gelebilmesi için gerçek anlamda mümin olma yarışına girmek gerekir. Kavi mümin, dayanıklı mümin olmak hususunda öteki mümin kardeşlerimize destek olmak gereklidir. Müminler birbirlerini sevmede, saygıda, bir binanın tuğlaları gibi, bir vücudun uzuvları gibi olmalı. Dayanışma, tesanüt göstermeli. İşte hadis-i şerifte ifade bulunan müminin her işi hayırdır. Kendisine bir iyilik, bir hayır gelse sevinir, şükreder. Bu onun şükrünü Allah'a olan kulluğunu daha da arttırır. Bir sıkıntı gelse sabreder, isyandan kaçınır. Hadisteki hayret karışımı, müminin her halde durumunun hayret verici olduğunun ifade edilmesi, takdirin ve teşvikin bir ifadesidir. Mümin göstereceği sabırla, metanetle, dayanıklıkla, azimle bu hayret verici duruma layıktır. İman, bela ve musibete uğramaya mani değildir. Sabretmek suretiyle bela nimete dönüştürülebilir. Nimete şükür, nimetin arttırılmasına sebep olur. Belaya sabır da onun hayra dönüşmesine vesile olur. Allah Teala, şükrederseniz nimetlerimi arttırırım. Eğer nankörlük eder, inkar ederseniz azabım çetin olur buyurur. Şükür ve sabır bütün hayatı hayır üzere geçirme imkanıdır. Allah Teala müminlere bunu ihsan etmiştir. Ya eyyühellezine aminus biru ve sabiru ve rabitu ve ettekullaha leallekum tuflihun. Ey iman edenler, sabredin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Felah ve kurtuluşun temel şartlarını açıklar ayet-i kerime. İlk olarak sabırlı davranmayı, sabırlı olmayı, sabır yarışında düşmanları geçecek bir metanet göstermeyi ister. Akabinde de sürekli uyanık bir şekilde sınır bekçiliği yapmayı ve Allah'a karşı daima saygılı bulunmayı tavsiye eder. Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltme ile deneriz elbette. Sabredenleri müjdele buyurur.
Ayette korku, açlık, mal, can ve ürün kaybı gibi Müslümanların tabi kılınacağı imtihan çeşitleri sayılır. Bütün bunlar karşısında sabırlı davranan ve Allah'a karşı güvenini kaybetmeyen, teslimiyetini bozmayan mümin kazanacaktır. Sabredenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gelenlere mükafatları hesapsız ödenecektir buyurur Rabbimiz. Ödülün hesapsız olması sabrın ehemmiyetini gösterir. Felaketler karşısında gösterilecek sabır pek büyük bir meziyet olmasaydı hesapsız mükafat da vaat edilmezdi. Fakat sabredip kendisine yapılan kötülüğü bağışlayanın işi, işte bu benimsenmeye değer işlerdendir. Sabretmek ve affedici olmak elbette kolay bir iş değildir. Kendilerine benzemeye ve yaptıklarını izlemeye değer kişiler böyle insanlardır. Çünkü onlar gerçekten zoru başarmış, güzeli ortaya koymuşlardır. Sıkıntılara sabretmek ve başkalarının hatalarını bağışlamak gerçekten önemli ve sebep-sonuç açısından birbiriyle yakından ilgili iki tavırdır. Bu iki davranışta bulunan kişi örnek alınmaya layıktır. Ey iman edenler! Başınıza gelecek her şeye sabretmekle ve namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Hoşça kalın, huzurla kalın, sağlıcakla kalın değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.